Evet, merhaba arkadaşlar. Yönlü türevi ile alakalı sorular çözmeye devam ediyoruz. Bakın ilk sorumuz. Fx, y fonksiyonunu x kare y şeklinde tanımlamış. Bu fonksiyonun v doğrultusundaki, bu vektör doğrultusundaki değişiminin ne demek arkadaşlar? Yani değişim hızının, yani doğrultu boyunca türevinin diyor arkadaşlar. Eksi 1, eksi 1 noktasındaki değeri. Evet, klasik sorulardan bakın. Çok da basit. Neden? Çünkü yönü de direkt bize vermiş zaten. Hemen şuna bakıyorum. İki tane en önemli parametremiz vardı değil mi? Bir tane fonksiyon olacaktı ki onun türevini alacağım. Bir de yön olacaktı. Yönü de vermiş bu şekilde. Biz yönün nasıl olmasını istiyoruz? O doğrultudaki birim vektörü istiyoruz. Birim vektör mü? Hemen uzunluğunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Karekök içinde bakın 1 çarpı i diyor. 1'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. Kök 5 yapacak. Dolayısıyla bu birim vektör değil. Dolayısıyla ben v vektörünü birim vektörü genelde u ile gösterdiğimiz için şu şekilde yazıyorum. Uzunluğuna bölüyorum. 1 bölü kök 5 i artı 2 bölü kök 5 j şeklinde birim vektör elde ettim. Evet. Bu doğrultudaki birim vektörümüz buymuş. Fonksiyon da burasıydı. Artık bu noktadaki değerini istiyor. Dolayısıyla ne gördük arkadaşlar? En son gradyeni de tanımladığımızda u yönünde f fonksiyonunun eksi 1 virgül eksi 1 noktasındaki değeri artık ne olacak? Grad f eksi 1 virgül eksi 1'deki değeri noktasal çarpı u vektörü değil mi arkadaşlar? Olay bundan ibaretti. Dolayısıyla gradyen f'i bulalım hemen. Gradyen f'i bulmak için f'in x'e göre kısmi türevine ihtiyacımız var. Nedir arkadaşlar? 2 tane x y imiş. F'in g'ye göre kısmi türevine ihtiyacımız var. X kare imiş. İse f'in x'e göre türevi eksi 1 virgül eksi 1'deki değeri ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. F'in y'ye göre türevi eksi 1 virgül eksi 1'deki değeri de ne olacak? 1 olacak gördüğünüz gibi. İse doğrultu boyunca türev eksi 1 virgül eksi 1'deki değeri. Evet, burada gradyen f'i bakın artık nasıl yazacağım arkadaşlar? Bildiğiniz gibi 2 tane i artı 1 tane j'miş. Doğru mu arkadaşlar? F'in x'e göre türevi i artı f'in y'ye göre türevi j. O noktadaki değerleri. Noktasal çarpım u vektörü hangisiydi arkadaşlar? 1 bölü kök 5 i artı 2 tane 2 bölü kök 5 j'ymiş arkadaşlar. Evet, bu noktasal çarpım bana cevabı verecek. Hemen kontrol ediyorum. İkinci bileşenleri çarpıyorum. Ne olacak? 2 bölü kök 5 olacak. Herkes görüyor herhalde. 2 çarpı 1 bölü kök 5 artı 1 çarpı 2 bölü kök 5. O da ne yapacak arkadaşlar? 4 bölü kök 5 yapacak. Demek ki bize verilen bu fonksiyonun bu doğrultudaki değişiminin bu noktadaki değeri, yani doğrultu boyunca türevin değeri 4 bölü kök 5'miş. Umarım anlaşıldı. Evet, bir başka soruya geçiyorum. Güzel, 3 değişkenli vermiş. Fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. Bu fonksiyonun yine bu vektörü yönünde ve p noktasındaki türevi. Aynı soru arkadaşlar. 3 değişkenli hali. Tamam, bunu da çözelim. Nasıl çözeceğim? Nasıl çözeceğim? Şöyle görmek istiyorum arkadaşlar. Yine doğrultu boyunca türev u yönünde, u birim vektörü yönünde f fonksiyonunun noktayı da vermiş mi? Vermiş. Şöyle diyelim mi? P diyelim artık uzatmayalım. Ne olacaktı bu? Gradyan f p noktasındaki değeri noktasal çarpım u olacak. Ben bunu yapacağım. Peki hemen doğrultuya bakıyorum. Nerede doğrultu? Nerede? Burada. Tamam, güzel. Peki bu birim vektör mü bu doğrultudaki? Hemen inceliyorum. Ne olacak arkadaşlar? Uzunluğuna bakacağım yine. Bir tane i'ydi. 1'in karesi. Eksi kök 2 diyor. Eksi kök 2'nin karesi artı bir tane k diyor. 1'in karesi. Dolayısıyla buradan ne geldi? 2, 3, 4, 2 geldi arkadaşlar. Bakın. Birim vektör değilmiş. Uzunluğu 2'ymiş çünkü. O halde bunu nasıl birim hale getireceğim? Uzunluğuna bölüyorum. 1'e bölü 2'ye bölüyorum. Düzeltiyorum. 1 bölü 2 i eksi kök 2 bölü 2 j artı 1 bölü 2 k. Güzel. U vektörünü buldum. O zaman gradyeni de bulduğum anda soruyu çözeceğim. Nasıl gradyeni buluyordum arkadaşlar? Gradyan f, hatta bir kere şöyle yazayım da, f'in x'e göre türevi i artı f'in y'ye göre türevi j artı f'in z'ye göre türevi k idi bildiğiniz gibi. O zaman gradyen f'in p noktasındaki değeri dediği zaman da bu şu anlama geliyor. F'i x'e göre türevin p'deki değeri i artı f'in y'ye göre türevinin p'deki değeri j artı f'in z'ye göre türevinin p'deki değeri k. Az önceki örnekte de aynı şeyi yaptım. Böyle açık açık yazmadım sadece arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Şöyle devam edeceğim. O zaman
f'in x'e göre türevini bir bulayım hemen. F'in x'e göre türevi ne olacak arkadaşlar? İnceliyorum hemen. X kare diyor. 2x. Bu ifadede de x var. Nerede? İçinde. Sinüs u. İçinin türevi. X'e göre türevi ne olacak? Eksi 1. Eksi 1 defa. Ne var arkadaşlar? Başında y sabit var. Onu yazıyorum. Sinüste ne oluyor? Kosinüs oluyor arkadaşlar. Z eksi x şeklinde. Bakın. F'in x'e göre türevi buymuş arkadaşlar. F'in y'ye göre türevine bakalım beraber. Y'ye göre türevi. Bunun türevi 0. Burası sabit zaten. Y'nin y'ye göre türevi 1. Dolayısıyla sinüs z eksi x oldu arkadaşlar. F'in z'ye göre türevi dersem eğer bu 0. Sinüsün içinde z var. İçerisinin z'e göre türevi 1. 1 çarpı başında y var. Y'yi yazdım. Sinüste ne oldu? Kosinüs oldu arkadaşlar. Z eksi x ne olunca? Türev alınca. Peki şöyle devam edelim. İse f'in x'e göre türevinde p noktasını yerine koyalım. X gördüğün yere 1 koyuluyor. Z yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? 1. Burası 1. 1 eksi 1 0. Kosinüs 0 1. Şurası 1. Y yerine eksi 1 koyduk. Burası da artı 1 yaptı. 2 artı 1 3 oldu arkadaşlar. Bakın. F'in y'ye göre türevinde p'yi koyalım. Şurada neydi? Sinüs 0. 0. F'in z'ye göre türevinde p'yi koyalım arkadaşlar. Şurası ne olacaktır? Kosinüs 0'dan 1'di. Y de eksi 1'di. Bunun cevabı da eksi 1'miş. Umarım anlaşıldı. Şöyle devam ediyorum. İse doğrultu boyunca türev u yönünde f fonksiyonunun p noktasındaki değeri ne olacak arkadaşlar? Hemen oluşturalım artık. Bakın vektörümüzü oluşturuyorum. Gradyan vektörü. Şunu yazıyorum. Gradyan vektörü. Evet. F'in x'e göre türevi p noktasındaki değeri 3'tü. 3i artı 0 tane j eksi 1 tane k. Noktasal çarpım. Dikkat edelim. U vektörü. U vektörü nerede? 1 bölü 2 tane i eksi kök 2 bölü 2 tane j artı 1 bölü 2 tane k. Devam ediyorum. Hemen skaler çarpımı yapıyorum. İ'lerin katsayılarına çarpınca 3 bölü 2 geldiğini görüyorum. 0 ile bunu çarptık. 0. Eksi 1 ile de 1 bölü 2 çarpınca eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. Yani cevabında 1 olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Bakın bunlar klasik ama güzel sorular. Yani sınavlarda sıklıkla karşınıza çıkar. Bunları da bu şekilde rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Umarım anlaşıldı. Diğer videomda devam edeceğim. Doğrultu boyunca türev sorularını çözmeye. Görüşmek üzere.